touch me. I can see clearly when you're gone. Herkese merhaba, herkese Afrika'dan kanalıma ve yepyeni videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber tatil vlogu çekiyoruz. Bundan birkaç gün önceki videomu izlediyseniz eğer ki orada görmüşsünüzdür zaten. Sizinle beraber bavul hazırlamıştık ve bugün de aslında Datça'ya gidecektik. Ama Datça'ya gitmeden önce de biraz gezelim dedik ve şu anda Akyaka'dayız. Akyaka'dan önce de Yuvarlakçay'a kahvaltı yapmaya gitmiştik. Zaten oradan da görüntüleri kesinlikle koymuşumdur araya bir yerlere. Was around to judge me. I can see clearly when you're gone. On, on. I say, ooh, I'm blinded by the light. Şimdi de Akyaka'ya geldik ve Azmak Nehri'ni gördük. Orada da tekneye bindik hatta. O kısımları görmüşsünüzdür. Lights, I can sleep until I feel your touch. Ben şimdi de kar helvası aldım. Bunu yiyorum. Karaduz şerbetinden ve çok güzel. Ve ayrıyeten de balıkçıya geldik. Karnımız acıktığı için. Balık yiyeceğiz. Ondan sonra da büyük ihtimalle burada biraz daha gezip Datça'ya geçeriz. Şimdi otele geldik. Bizim otel dediğimiz yer aslında biraz daha böyle otel tarzında küçük bir yer. Ve dedim ki odaya yerleşmeden önce size odaya turu yapayım. Çünkü neden olmasın. Hemen şimdi açtım kapıyı, gireceğim, göstereceğim. Şimdi şu şekilde açınca ilk başta anahtarı çıkartayım. Anahtar şu an bana emanet çünkü. Hemen kapıyı kapatıyoruz. Ve burasının en iyi özelliği taş ve klima da açık. Burası taş evler olduğu için şu an çok soğuk. Gerçekten çok soğuk. Dışarısı ise çok sıcak. Şimdi şuradan perdeleri açayım hemen. Şöyle gözüküyor. İki tane yatak var. Buraya domestosla şey koymuşlar zaten. Ve o kadar güzel ki, hele ki şu salıncak. Biz buraya daha öncesinden gelmiştik ve şu salıncakta oturmuştum. Tek yaptığım şey buydu gerçekten. İçerisi soğumasın. Daha sonrasında burada gardırop var dediğim gibi. Burada ilerlediğimizde şu şekilde bir banyo var. Şöyle göstereyim. Hani normal bir banyo. Burada ben varım. Gerçekten tipim şu an çok kötü. İyice bozulmuş. Şurada bir tane ayna var. Burada akşamları kombinimi size gösterebilirim. Burada da yatak odası var. Yine aynı şekilde gardırop, cam, klima, yatak ve domestos. Bence bunların olması çok iyi olmuş. Şimdi sizinle biraz konuşmam gerekirse sabahtan beri çok fazla konuşamadım. Çünkü kalktığımda zaten arabada bir 10 ya da 12 saat uyumuş olmam gerekiyor. Ve kendime gelemedim uzun bir zaman. Ve hala yüzüm şiş olabilir. Çünkü buraya gelirken de biraz uyudum. En son Akyaka'daydık. Oradan daha sonrasında işte tekneye bindik. Kar şerbeti yedik, içtik. Ve daha sonra balık ekmek yedik. Ondan sonra buraya geldik zaten direkt. Bugün havuza girer miyim bilmiyorum. Aslında hani saat çok geç değil ama bilmiyorum. Biraz üşenebilirim de ama bugün banyo yapmak istiyorum. Çünkü şu yolculuk havasından kurtulmak istiyorum artık. Onun haricinde dediğim gibi burası böyle daha çok butik otel tarzında, daha küçük. Bence bu daha iyi çünkü toplamda 10 tane ev olması gerekiyor bu merkezin içinde. Ve Datça'ya geldik, daha iyi. Çünkü normal otellerden normal otellerde çok daha fazla kişi var korona olmasına rağmen. Ama burası hem daha sakin hem de otele daha az para harcadığınızda, ki yani butik otellere daha az para harcadığınızda daha çok gezme şansınız oluyor. Zaten kaldığımız otelin de adını şu aşağıya bir yere yazıyor olacağım. O zaman gidip hemen annemlere haber vereyim, o da yerleştirelim. Şimdi büyük ihtimalle sesim yankı yapıyor ama burada konuşmam gerekiyor çünkü diğer aynayı çok fazla beğenmedim. Şimdi üzerime bir gömlek giydim. Onun altında da bu çok severek aldığım mayomu giydim ve havuza gireceğiz. Bugün denize gitmeyeceğiz tabii ki de. Ama dedik ki hani ilk günde bir havuza girelim. O yüzden şimdi havuza gideceğiz. Selam tekrardan, biz şimdi havuzdan geldik. Ondan sonra da hemen banyo yaptık. Ondan sonra da şimdi makyajımı yapacağım ve hazırlandım. Bu tulumu bavul videosunda göstermemişim. Çok arada kalmış gardırobumda. O yüzden göstermeyi unutmuşum. Ama bu da vardı. Hatta Trendyol'dan almışım. Almıştım. Hatta yine linkini de aşağıya koyarım. Oradan bakabilirsiniz. Aldıklarıma bir makyaj yapacağım. Ondan sonra da ya akşam yemeği yiyeceğiz. Ama çok aç olmadığımız için de yemeyebiliriz de. Emin değilim. Ama güzel bir gün oluyor. En azından havuza girmiş olduk. Çünkü
bugün havuza veya denize girmeseydim eğer ki gerçekten patlardım. O yüzden şimdi hemen makyajımı yapacağım. Göstermem bile belki çünkü her zaman aynı ürünleri kullanıyorum. Çok bir şey değişmiyor. O zaman hemen makyajımı yapalım. Ondan sonra da dışarı çıkalım. Şimdi bu şekilde hazırlandım. Her zamanki tipik makyajımdan birini yaptım. Zaten makyaj malzemelerim değişmediği için makyaj yapma yöntemim de değişmiyor. Şimdi hazır olduğumuza göre hemen çıkalım. Datça'ya geldik ve biz buraya daha öncesinde yani 2 yıl öncesinde geldiğimiz için belirli yerleri biliyorduk. O yüzden de hiç riske atmayarak bugün de 2 yıl önce gittiğimiz hamburgerciye tekrardan gittik. Hiçbir şey değişmemiş ama daha fazla kalabalıklaştığını söyleyebilirim. Çünkü insanlar hani daha çok bildikçe herhalde gelmeye başlamışlar ve kimse maske takmıyor. Şu anda sahilin etrafında olduğumuz için biz de takmıyoruz ama onun haricinde de tekneye bindiğimizde de ya da bir yerde de yürüdüğümüzde hiç kimse maske takmıyor ve elinde veya hani ağzının arkasında hani bu altında değil hiçbir şekilde takmıyorlar. Bana çok ilginç geldi yani. Onun haricinde az önceki kliplerde zaten görmüşsünüzdür. Bir tane kafeye gittik. O kafeye de yine 2 yıl öncesine gitmiştik ve Harry Potter asamı oradan almıştım. Ama bu sefer asa kalmamış. Kalsaydı Dumbledore'un asasını almayı düşünüyordum ama maalesef kalmamış. Onun haricinde de bir tane pembe kupam vardı. Annemin kırdığı Harry Potter'la. Onu aradım. Onun için gittim daha çok oraya zaten. Yoktu. Onun yerine annem başka kupa aldı. Teşekkürler anneciğim. Şimdi ise geldik sahil kenarına oturup oturduk ve soda içiyoruz o şekilde. Şimdi otele geldik ve orada da bayağı oturduk ve sırada bekledik birkaç tane kurabiye aldığımız için. Ama yani yol yorgun olduğumuz için çünkü bugün buraya geldik. O yüzden de çok fazla yoruldum. O yüzden dedim ki hani videoyu burada sonlandırayım. Büyük ihtimalle bu videoyu 2 gün şeklinde yapacağım. Diğer tatil vlogları 1 gün şeklinde olsa da hani birincisine çok fazla şey olmadığı için 2 gün şeklinde yapmayı düşünüyorum. O yüzden kapatmayacağım. Ama eğer editlediğimde çok fazla bir süreye sahip olduğunu görürsem de en sona kapatma yazılarını koyarım zaten. Oradan bakabilirsiniz yani. O zaman yarın sabah görüşmek üzere. Here comes the sun, do do do. Here comes the sun and I say it's alright. Little darling, the smiles returning to their faces. Günaydın herkese, ikinci günden selamlar. Şimdi kahvaltıdan geldim ve dedim ki hem video çekmek için biraz daha erken geleyim. Şimdi dün ben, şu an ışık çok kötü ama neyse. Dün ben bayağı erken yatmıştım çünkü çok fazla yorgundum. Ondan sonra da alarmımıza 9.30'a kurmuştuk. Hani yol yorgun olduğumuz için erken kalkmayalım ve 9.30'da iyi bir saat olduğunu düşünerek 9.30'a alarm kurduk. Ama sonra bir anda kalktım ben sabah ve saat 7.30'du. Sonra giyindim. İşte annemleri rahatsız etmeden direkt dışarı çıktım ve kitap okudum. Dışarıdaki salıncakta saat 8 gibi okumaya başladım. Sonra annemler de 9.30 gibi geldiler. Onlar gerçekten tam alarm çalmadan önce kalkmışlar. Ayarlamışlar vücutlarını ona göre. Yani benimki biraz şans oldu kalkmam. Dün akşam giydiğim kıyafeti giydim. Yine kahvaltıda da hani çok fazla kirlenmediği için. Şimdi ise denize gideceğiz. Bu videoyu 2 günlük yaptım. Diğer part yani birinci günün çok fazla uzun olmadığını düşünerek. Şimdi ne giyeceğim? Dün gömlek giymiştim. Çok güzel olmuştu gerçekten. Gömleği o kadar beğenerek almıştım ki tam olarak öyleymiş. Bir de çok sinek ısırmış beni ya. Sevmem sinek ısırığını. O yüzden ben şimdi hemen giyineceğim. Bir de çantamı hazırlayacağım. Ondan sonra da denize gideceğiz.
sabah bu kitabı okudum ve zaten 22. sayfasında falandım. Sonrasında ilerledim ve bitirdim. Ondan sonra da İngilizce günlük tutmaya başladım. Bu yaşımda karar verdim. Çünkü 17 Temmuz'da kendime hedefler belirlemiştim 15. yaşım için. Onda da İngilizce günlük tutmak vardı. O yüzden İngilizce günlük tutmaya başladım. Güzel gidiyor. Biraz zor olsa da iyi gidiyor. Şimdi ise sahil çantamı hazırlayacağım. Neler alacağımı göstereyim sizlere. Şu çantaya koyacağım. Bu yıl aslında sahil çantası araştırdım ama hiç istediğim gibi bir şey bulamadım. Hepsi keten falan da, o yüzden kirlenebilir diye düşünerek yine eski çantama kaldım. Kitabımı bitirdiğim için ilk başta şu kitabı okumaya başlayacağım. Sahil kenarında güzel gider diye düşünüyorum. Bu kitabı da annem için almıştım. Powerbanklar burada. Tokalar burada. Gözlüğüm, annemle güneş gözlüğümü, zaten bunu bavul hazırlama videosunda göstermiştim. Vart olarak fotoğraf makinem. Özetle. Şimdi ışık burada ne kadar kötü olsa da burada çekmek zorundayım. Çünkü boydan tek kısım burası. Şimdi altıma şu şekilde bir kot giydim. İçime bikini giydim. Onun üzerine de şu şekilde beyaz bir gömlek giydim. Bunların hepsini zaten size şeyde göstermiştim. Bavul hazırlama videosunda göstermiştim. Oradan biliyorsunuzdur. Çantamı da hazırlayıp hemen çıkacağız. Boys. Şimdi Palamut'una geldik ve hemen denize gideceğiz. Şimdi az önce denize falan girdik ve annem beni yağladı. Ben de tam böyle güneşin altına oturdum ve kitap okuyacağım. Onun haricinde de birkaç tane daha size böyle görüntü çekmek istiyorum denizden. Şu anda nasıl çekiyorum onu bile bilmiyorum çünkü gözlüklerden siyah olduğu için anlayamıyorum çok fazla. Ama biraz kitap okuyacağım. Ondan sonra da yine denize gireriz. Bir şeyler atıştırdık az önce ayrıyetten de. Dışarıdan almıştık ve burasını söyledim mi adını hatırlamıyorum ama Palamut Bükü ve gerçekten hem sakin hem de denizi güzel. Ben çok soğuk olduğunu söylesem de babama soğuk gelmiyor çok fazla. Ama güzel yani. Şu anda güzel gidiyor. I'm sure if there's something that I can find the words to say. I know that there will be a man around to save the day. And that was sarcasm in case you needed it mansplained. I should have stuck to ballet. Tekrardan biz şimdi denizden havuza geldik. Orada da bir saate yakın takıldıktan sonra banyo yaptık ve şimdi hazırlandım. Ama omuzlarım gerçekten çok fazla acıyor. Geçen sene yaşadıklarımın yine aynısını yaşadım. Çok fazla yanıyor. Ama şimdi hemen makyaj yapıp direkt giyinip çıkacağız. Nothing is real and nothing to get hung about. Strawberry fields forever. Living is easy with eyes closed. I'm begging. I'm begging, begging you. Put your loving hand out, baby. I'm begging. Biliyorum ne haldayım, gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece.